Güney Karolina'dan 23 yaşındaki Shelley Colley ve kocası Jeremy büyük bir düğün yaptıktan sonra bebek sahibi olmayı planlamaya başladılar. Shelley hamile olduğunu öğrenince her iki ortak da bunu çok sorumlu bir şekilde üstlendi. Kocasını arayıp söylemek yerine koca bir kutlama ayarladı. Ta ki bir gün doktorlar onlara bebeklerinin tehlikede olduğunu ve acil sezaryen yapılması gerektiğini söyleyene kadar. Ne yazık ki çok beklenen bebeklerinin doğumu Kelly ailesi için neredeyse trajik hale döndü. Birkaç saat anestezi altına almadan önce Shelley son ana kadar kocasının elini tuttu. Onun yanında kaldı ve sevgili karısına mümkün olan her şekilde destek olmaya çalıştı. Deneyimli doktorlar işlerini iyi biliyorlardı. Bu yüzden ameliyat başarılıydı ve küçük Raylan tamamen sağlıklı doğdu. Jeremy kızını gördüğü ve ilk kez kucağına aldığı için çok mutluydu ve tüm endişelerini unuttu. Ancak henüz bilmiyordu ama sevgili Shelley'e bir şey olmuştu. Sadece 2 dakika sonra yeni babaya karısının komaya girdiği bildirildi. Shelley'nin ameliyata kontraindikasyonları olmamasına rağmen görünüşe göre vücudu anestezi ve stresle başa çıkamamış. Shelley beynine giren bir kan pıhtısı fırlattı ve komalarını kışkırttı. Kadının akciğeri hızla sıvıyla doldu ve oksijen seviyesi düştü. Doktorlar ayrıca tansiyonunun çok yüksek olduğunu ve cerrahların o anda ameliyathanede yaşam savaşı verdiğini söylediler. Ne yazık ki durum çok zordu ve doktorların kadını kurtarması çok düşük bir olasılıktı. Zavallı kocanın bebeğini ilk kez görmek ve kucağına almak için neler yaşadığını hayal edebiliyor musunuz? Yaklaşık bir saatlik manipülasyonların herhangi bir etkisi olmadığını ve cerrahların zaten en kötüsünü hazırlanırken hemşirenin aklına parlak bir fikir geldi. Hemşirenin önerdiği şeyin bir anlam ifade edip etmediğinden emin değildi. Ancak tıbbi çalışmaların anne ve çocuk arasındaki cilt temasının bebeklere yardımcı olabileceğini kanıtladığını biliyordu. Hemşirenin önerilerinden sonra ameliyathanede 1 dakikalık sessizlik vardı. Ancak başka bir fikir olmadığından doktor bu son damlayı almaya karar verdi. Sadece birkaç dakika sonra çalışması pek mümkün görünmese de bebek zaten annesinin yanındaydı. Ancak Shelley'e yaklaşır yaklaşmaz bebek hemen uykuya daldı ve onu uyandırmaya yönelik tüm girişimler boşunaydı. O zaman yapacak tek bir şey kalmıştı. Hemşire uyuyan bebeği kucağına aldı ve o anda kız bebek yüksek sesle ağlamaya başladı. Ve birkaç saniye sonra gerçek bir tıbbi mucize gerçekleşti. Doktorlar monitörlere baktılar ve şaşırdılar. Ve hemşirenin fikrinin işe yaramasına omuz silktiler. Kızına dokunduktan sonra genç anne komaya girdi ve bir haftalık düzenli ciltten sonra anne ve bebek için cilt terapisine başladı. Shelley tamamen iyileşti ve gerçek bir mucize olduğunu söylemek için bebeğini kucağına alabildi. Ama tam olarak olan buydu. Celil'e ailesi hemşire Ashley'e uzun süre teşekkür etti. Ancak hiçbir hediye kelimesi aileleri için yaptıkları için minnettarlıklarını ifade etmek için yeterli olamazdı. Stajyer mütevazi hemşire zamanın geleceğini ve küçük Raylan'ın gerçek bir mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini öğreneceğini söyleyip durdu. Çünkü annesinin hayatını kurtaran küçük bebekti. Kimse gerçekten nasıl çalıştığını bilmese de hikaye mutlu sona sahiptir. Ve bize asla pes etmemeyi ve tüm umutlar kaybolmuş gibi görünse bile her zaman mucizelere inanmayı öğretir. Thank you.